Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Aslan burcunda parlıyor. 22 Ağustos'a kadar en güçlü olduğu burçta. Evet, bu ay yine bir yeni ayımız var. Aslan burcu yeni ayı ve Kova burcunda da bir dolunayımız var. Önemli bir ay. Ayın ortasında 16 Ağustos'tan itibaren Venüs sizin burcunuza geçecek. Sizin için hem sosyal hayatın hareketlendiği, eğlendiğiniz, keyif aldığınız, arkadaşlıkların, aşk hayatınızın, çocuklarla ilgili konular öne çıktı. Aynı zamanda da kendinize ilgilenmek için, genel sağlığınız, iş koşullarınızla ilgili düzenlemeler yapmak için kendinize zaman ayırdığınız önemli bir ay, Ağustos ayı. Ağustos ayına, ilk haftasına biraz gerilimli ve stresli enerjilerle başlayacağız. Çünkü sabit burçlarda ilerleyen Uranüs ve Satürn'ün özellikle Aslan burcundaki Güneş'le yapacağı sert açılar bireysel olduğu kadar daha çok toplumsal ve kolektif alanda da bu huzursuzlukları, gerilimleri tetikleyebilir. 2 Ağustos'ta Güneş-Satürn karşıtlığı etkinleşiyor. Güneş yaşam enerjimiz, Satürn biraz hani yaşam enerjisini kısıtlayan, engelleyen bir yapı. Güneş-Satürn karşıtlığı genel olarak keyifsizdir. Biraz böyle karamsar, depresif bir enerji verir. Siz çok fazla olumsuz etkilenen burçlardan değilsiniz. Daha çok hani sizin sosyal hayatınız, işte çocuklarla ilgili bazı sorumluluklar, aşk hayatınızda biraz belki siz kısıtlayıcı koşullar, grup ilişkilerinde özellikle arkadaş gruplarınızda, ilişki dinamiklerinizde olabilecek bazı huzursuzlukları işaret ediyor olabilir. Aynı şekilde 6-7-8 Ağustos'ta Güneş-Uranüs karesi etkinleşiyor. Güneş-Uranüs karesi biraz daha finans konuları, maddi konulardaki dengesizlikleri işaret ediyor. Çok fazla yatırımlarda, paramızı harcarken, borçlanırken, alışveriş yaparken çok fevri davranmamak lazım. Piyasalar da biraz gerçekten dengesiz olabilir, borsa gibi özellikle. O yüzden para konularına, maddi alanlara, finans konularına dengeli yaklaşmakta fayda var. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesine yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin için keyifli bir yeni ay. 11. evinizde doğuyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa tesirler daha çok öne çıkabilir. Yeni ay tabii ki yeni olasılıklar demek. Hayatımızda yeni enerjiler demek. Hangi alanlarda? 11. ev konularında. Yeni bir fikir, yeni bir proje, yeni bir teklif hayatınızda olabilir. Yeni bir kişiyle tanışabilirsiniz. Yeni bir çevreye girebilirsiniz. Yeni bir arkadaş grubu içerisinde yer alabilirsiniz. Bir iş çalışması, bir ekip çalışmasına dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda tabii ki romantik konular devrede. Çocuklarla da ilgili aktif gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili belki yeni bir oluşum olacak. Belki eğlenceli konular var. Belki bir parti yapacaksınız. Bir arkadaşınız evleniyor, onun nikahına, düğününe katılacaksınız. Böyle daha güzel, daha hayatın keyfini çıkaracağınız, eğlenebileceğiniz, yaşam enerjinizi arttıran, hayata daha böyle geniş pencereden bakabileceğiniz bir dönem aslında. Aslan yeni ayı dönemi, keyifli bir dönem sizin adınıza. Venüs ayın 16'sına kadar Başak Burcu'nda ilerliyor olacak. Mars ay boyunca Başak Burcu'nda, Merkür de ayın 11'inde Başak Burcu'na geçecek. Şimdi kişisel gezegenlerin Başak Burcu'nda olması özellikle 12. ev konularınızda öne çıkıyor. Burası biraz hani daha sakin, daha izole, biraz kendi alanlarımızla alakalıdır. Dinlenmek, biraz uzaklara gitmek, bir tatil yapmak için de fırsatlar yaratabilir tabii bize. Ama aynı şekilde bireysel çalışmalarınız için, hani daha yaratıcı, daha kendi başınıza yalnız yapacağınız çalışmalar için de destekler sunabilir. Sağlıkla ilgili ya da güzellik, estetikle ilgili bazı iyileştirmeler için de fırsatlar sunabilir. Özellikle ayın 16'sında Venüs'ün terazi burcuna geçişi, tüm bu güzellik, estetik, kişisel bakım gibi uygulamalar için size olanakları daha güçlü bir şekilde sunmaya başlayacak. Evet, kendinizle ilgilenebilirsiniz. Belki bir klinikten, böyle bir
bakım alacaksınız. Belki bir estetik operasyon olabilir ya da sağlık konusuyla alakalı bazı iyileştirme çalışmaları içerisinde olacaksınız. Bir diyete başlayacaksınız. Venüs'ün de desteğiyle biraz daha güzelleşebilir, estetik anlamda dikkat çekebilirsiniz. Sağlığınız içinde, güzellik içinde bu dönemi iyileşmek için daha verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili teraziler. Evet, ayın 22'sinde Kova burcunda dolunayımız var. Bu yazın ikinci kova dolunayı bu. 24 Temmuz'da da meydana geldi 1 derece kova burcunda. Şimdi 29 derece kova burcunda meydana geliyor. 5. evinizde meydana geliyor. Ve tabii ki sizin aşk ve sosyal hayatınıza, çocuklarla ilgili gelişmelere dikkat çekiyor. Aslında Temmuz'daki gelişmelerle de bağlantılı olabilir bu dolunay. Yani Temmuz'da kendini göstermiş olan konular, uğraştığınız konular şimdi belki sonuç verebilir. Evet, aşk hayatınızla ilgili önemli dönüşümler olabilir, kararlar verebilirsiniz. Çocuklarınızla yine ilgili gündemleriniz çok yoğun. Çocuk sahibi olmak gibi de olabilir bu, hamilelik, doğum veya işte çocuklarınız var, onlarla ilgili konular çok gündemde. Bireysel olarak kendinizi ifade ettiğiniz yaratıcı alanlarınız, kişisel eğitimleriniz, kişisel hobileriniz, sanatsal çalışmalarınız, sosyal hayattaki yine çabalarınız daha dikkat çekici olabilir. Kova burcu toplumsal bir burçtur, evrensel bir burçtur. Daha çok kolektife ait konularla ilgilidir aslında. İşte toplumsal özgürlükler, evrensel haklar, eşitlik, adalet konuları, bilimsel ve teknolojik alandaki yeni keşifler, uzay, astronomi gibi konular dikkat çekici hale gelebilir. Şimdi son derece, 29 derece son derece olduğu için hem sabit burçların son dereceleri hem de değişken burçların ilk dereceleri aslında etkileniyor. Çünkü dolunayın hemen ardından Güneş Başak Burcu'na geçecek. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçların son dereceleri veya değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın tesirleri öne çıkabilir hayatınızda. Yani özellikle 5. ev konularınız, belki 6. ev konularınız dolunayla beraber daha aktif olabilir, gündem olabilir. 29 dereceler biraz sonlanmalar, bitişler, önemli farkındalıklar, dönüşümlerle alakalıdır. Bunlar hayatımızda bizi biraz zorlar gibi olsa da aslında yeni başlangıçları da fırsat tanırlar. Çünkü hemen ardından Güneş Başak Burcu'na geçecek. Ve ayın son haftası artık Güneş Başak Burcu'nda parlarken, Eylül'de de Başak yeni ayı doğacak. Mars zaten Başak Burcu'nda, Merkür Başak Burcu'nda 12. ev konularınızı işaret ediyor. Başak detaycıdır, mükemmelliyetçidir. Hayatımızı iyileştirmek istiyor. Hem sağlık konuları, hem günlük hayatımızın detayları, hem işimizle ilgili, mesleğimizle ilgili konulara daha detaylıca bir bakacağız. Güneş bu alanları aydınlatacak. Yapılması gereken işler, hazırlıklar, düzenlemeler neyse bunları planlamaya başlayacağız sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.